Şimdi birazdan e, ilk eğitimimiz olan sosyal girişimcilik eğitimimizle devam edeceğiz. Burada bizimle çevre bilimci ve Ashoka Senior Fellow olan ekolojik ve sosyal adalet için tüketim ekonomisi oluşturmak üzere Good for Trust'ı kuran ve e, bunun yürütücülüğünü yapan Uygar Özesme sosyal girişimcilik eğitimini vermek üzere birazdan e, bizlerle birlikte olacak. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, giriş konuşmasını yaptık hocam. Ee, açılışımızı gerçekleştirdik. Şimdi ben direkt sahneyi size bırakıyorum. Teşekkürler. Merhabalar gençler. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkürler. Merhabalar. <laughs> ne güzel sizlerle böyle bir arada olmak. Ee, aynı oda içerisinde diyeceğim. <laughs> Hepinizi böyle görüyorum. Herkes burada. Ne güzel. Evet aramızda maske takanlar da var Demek ki onlar şey daha böyle ne denir sosyal bir ortamdalar çok güzel hepinizde bir arada olmak böyle çok güzel Bugün ben sizlere sosyal girişimciliği anlatacağım ve sosyal girişimcilik konusunda bilgiler vereceğim ama ümit ediyorum ki sizin sorularınızla olayı daha da güzel aydınlatacağız daha da güzel olayın üzerine gideceğiz Şimdi dolayısıyla bir hemen ben bir ekranımı paylaşayım sizlerle ve oradan devam edelim diyecektim ki ha şu paylaşalım ve sunuşu görüyor musunuz şimdi hepiniz böyle evet. ama ben onu tabii ki şöyle yapacağım evet. görüyorsunuz çok iyi ama ben bunu tam ekran yapacağım ki iyice görün. Şimdi daha iyi oldu mu? Evet. Gayet Abi, iyi hocam. Evet. Sizleri de böyle üst yukarıdaki ekrana alayım. Salona konuşur gibi olayım. Değil mi? Böyle sadece kendi sunuşumu görmeyeyim. Oo harika. Şimdi kendimi bir anda böyle kocaman bir amfide hissettim. Hepinizi ee, ...görüyorum burada, ee, önümde yukarıya baktığım zaman. <laughs> evet, yukarıya bakıyorsam... E, ...şeye bakmıyorum, bulutlara bakmıyorum, size bakıyorum. Geleceğin yıldızlarına bakıyorum, öyle görün lütfen, tamam. Evet, bugün konumuz sosyal girişimcilik. İki kelimeden oluşuyor. Bir sosyal kısmı var, bir de girişimcilik kısmı var. Ama ve lakin daha da çok anlam var içerisinde. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi, girişimcilik deyince... Hele ki sosyal girişimcilik deyince bu iki kelime bizim hemen önümüze çıkıyor. Ekoloji ve ekonomi. Bir de tabii ki sosyoloji var. Ama bu ekoloji ile ekonomi arasında bakın çok enteresan bir benzerlik var. İkisi de eko ile başlıyor bunların. Aramızda ekonomi okuyan var mı? Bir elini kaldırsın bakayım hemen göreyim. Ekonomi okuyanlar kimler? Hasan okuyormuş ekonomi. Başka kim var? Ekonomi okuyan. Bakıyorum. Bir tek Hasan var galiba. Öyle görüyorum. Peki Hasan o zaman söyle bakalım bize. Hasan Can. Hasan Can Yanar. Ee, ekonomi ne demek? Hocam ben çok hazırlıksız yakalandım soruya. <laughs> Ama ekonomi okuyorsun. Yani ya hocam ekonomi e, nasıl değerlendirebiliriz? Yani e, ülke içerisindeki e, yani boş ver, tamam, tamam boşver. Evet, ver, sen, boş sen, ver. sen bana sen bana ilgili Şunu söyle. Bu ekonominin içerisindeki eko var ya o kelime. Evet. O kelime ne demek sözlükte? Sözlükte eko yani e, ekosistem gibi bir topluluk olarak Yorumluyorum. Doğru mu yanlış mı bilemedim şu anda ama. Ya evet sorun nerede biliyor musun Can? Sorun şurada. Ekonomi öğrencilerine bile bu ekonominin içerisindeki eko nedir öğretmiyorlar. Hocam Derside bana şu anda mü? yani ekonomi nedir diye ilk defa siz sordunuz şu anda. Yani <laughs> üç yıldır ders okuyorum ne bir tane hocam bana ekonominin ne olduğunu anlattı. Yani direkt teorilerden başlarız. İşte ekonomik teoriler hakkında konuşuruz. Evet. İşte varsayımlar hakkında konuşuruz ama hiçbir zaman ekonomiyi bir terim olarak, bir kelime olarak tanımlamamıştık. Bak gördün mü? Sterik ekonominin içerisinde bir tane eko var. Bu eko da ekolojinin içerisindeki eko ile de aynı eko. Bu ikisini ne demek biliyor musun? Bu ikisi oikos demek. Yunancadaki oikos kelimesinden geliyor. Evimiz ve evimizi besleyen arazi demek arkadaşlar. Yani dolayısıyla biz ekolojide Yok kanka. Ha efendim. <laughs> Peki oradaki eko bizim evimiz anlamına geliyor. Evimizin bilimi ekoloji, evimizin yönetimi de ekonomi. Tamam? Mı? Şimdi dolayısıyla buradan devam edecek olursak neresidir bizim evimiz? Sonuçta bir tanecik evimiz var. O da bu gezegenimiz. Yani dolayısıyla bu gezegenimizi bilgisi, ekoloji, bu gezegenimizin yönetimi de ekonomi olmalı. Şimdi tabii bir tek biz yaşamıyoruz bu gezegende. Bizimle beraber e, milyarlarca başka canlı da bu gezegende var. Ve şimdi bu gezegende yaşayan e, Omurgalı hayvanları gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Neler var? Omurgalı karada yaşayan hayvanlardan bahsedelim. Karada yaşayan omurgalı hayvanlar neler? Serçeler var, kartallar var, kertenkeleler var, kurbağalar var, yılanlar var, filler var, zürafalar var, fareler var, kuşlar, sürüngenler, memeliler, tatlı su balıkları bunların hepsi omurgalı hayvanlar, değil mi? Şimdi bir de Bizler ve bizlerin insanları bizlerin hayvanları var. Şimdi bizlerin hayvanları diyoruz. Esasında bunlar köleleştirilmiş hayvanlar gibi düşünebiliriz değil mi? Yani bunları istediğimizi yapıyoruz biz bu hayvanlara. Yani tamam besliyoruz, bir ev veriyoruz ama istediğimiz zaman kesip yiyoruz. Ondan sonra veya ne bileyim atın üzerine biniyoruz. Hadi dıgıdık dıgıdık gidiyoruz. koyunun yününü kesiyoruz. Kendimize kazak yapıyoruz gibi. Yani sonuçta bizim Köleleştirdiğimiz hayvanlar var. Bunlar yabani hayvanlar değil. Bizim hayvanlarımız. Zaten onlara bir işkence edersek de bu hayvanlara kabahatler kanunu çerçevesinde e, ceza görüyoruz. Ama bir insana işkence ederseniz suç kapsamında hapse atılıyorsunuz. Ötekisinde size 149 lira ceza kesiyorlar bir hayvana işkence ederseniz. Dolayısıyla hayvanlar bizim temelde köleleştirdiğimiz canlılar diye bakabiliriz. Evcil dediğimiz hayvanlar değil mi? Ama onun dışında bir de yabani hayvanlar. Şimdi sizden bir düşünmenizi istiyorum. Gezegenimizdeki bütün yabani omurgalı karasal hayvanları alın Nuh'un gemisine doldurun. Ondan sonra da bir başka gemi yapın. O gemiye de bütün insanları ve insanların hayvanlarını koyun bu gemiye. Aynı büyüklükte iki gemi. Şimdi bu ikisini böyle kocaman bir teraziye koyduk tartıyoruz. Tamam mı? Tartıyoruz. Bütün yabani hayvanları, omurgalı ve biz ve bizim yabani hayvanlarımız. Yüzde kaç dersiniz ağırlık olarak? Yani biz ve bizim hayvanlarımız yüzde kaç? Yabani hayvanlar yüzde kaç? Kim söyleyecek? Şurada bir çete açayım. Çete tahmininizi de yazabilirsiniz. İlla söylemeniz şart değil ama söylemek istiyorsanız açın mikrofonunuzu söyleyin bir tahmin. %10 bizim hayvanlarımızdır. %90'da yabani hayvanlardır hocam. %90 yabani hayvanlar biz ve bizim hayvanlarımız %10 diyorsun. Evet. Öyle mi? Tamam. %60'a 40. Bence insanın olduğu ağır gelir diyor bir arkadaşımız yüzde altmıştır diyor diğeri yüzde kırktır diyor Ence ya o kadar çoğaldık mı bu gezegende yani yüzde altmışı biz ve bizim hayvanlarımız geri kalan doğaya yüzde kırk bıraktık yani yüzde bir insan ve insanın hayvanları yüzde doksan dokuz yabani hayvanlardır diyor birisi e yani doğrusu o olmalı sanki gibi geliyor bana da değil mi ma ma maalesef durum öyle değil durum arkadaşlar biraz feci. Biz ve bizim hayvanlarımız ağırlık olarak yüzde 98, geri kalan bütün canlıları yüzde iki bırakmışız. Omurgalı hayvanları karalarda. Bu ne demek biliyor musunuz? Marslıları beklemeden biz işgal etmişiz demek bu gezegeni. Şimdi gezegendeki su ve havaya dair de çok bilmediğimiz bir takım şeyler var. Yani biz zannediyoruz ki hava, değil, atmosfer değil, Allah! sonsuz hava var bu şeyde. Koca gezegende değil mi? Ya baksana hava sudan çok daha fazla değil yani. Hayret bir şey değil mi? Bize de coğrafya kitaplarında koy koyuyorlardı şeyi. Dünyayı oraya koyuyor. Ondan sonra dokuz kat şey atmosfer böyle stratosfere kadar çıkıyor. Zannediyorsun ki sonsuz hava var. Öyle bir şey değil. Su kadar havamız var yani. Çok daha fazla havamız yok. Ve biz bu havanın içerisine ha babam karbondioksitleri salıyoruz. Ondan sonra gezegen tabii alarm veriyor. Şu anda gezegende biyolojik çeşitlilik krizi var. Bakın gördünüz burada çok net zaten biyolojik çeşitlilik krizi. Niye? Çünkü sen hayvanları zaten yok etmişsin, her yeri işgal etmişsin. Bütün doğal alanları tarım arazisine çevirmişsin. O tarım arazisinde yetiştirdiğin bütün arpa, buğday, ondan sonra efendim e, soya fasulyesi, mısırı da senin kendi hayvanlarına yedirmişsin. Onları çoğaltmışsın, keşfetmişsin, yemişsin. Başka hayvanlara yer bırakmamışsın. İşte biyolojik çeşitlilik krizi var. Kocaman bir biyolojik çeşitlilik kriziyle karşı karşıyayız. Aynı şekilde iklim krizi de var. Çünkü o minicik hava kabarcığının içerisine biz fosil yakıtları, petrolü, doğalgazı, kömürü yaka yaka salıyoruz. 300 bin yılda toprağın altında birikmiş bütün fosil yakıtları, yani bitkiler, planktonlar bütün o atmosferden fotosentezle karbondioksiti süzmüşler, yerin altına gömmüşler, bize yaşanır bir iklim vermişler. Biz ne yapmışız arkadaşlar? Onları yakıp yakıp salmışız tabii ki. Dolayısıyla artık ciddi bir şekilde atmosferin kimyasını da değiştiriyoruz. Dolayısıyla biz şayet bu gezegende var olabileceksek yani çünkü yaşam gezegenin yaşam destek ünitelerinin altını oyuyoruz arkadaşlar. Yani bir şey bırakmamışız ki doğaya. E o zaman o doğa kalmayınca biz de yokuz. İşte görüyorsunuz pandemi patladı. Niye patladı pandemi? Çünkü gitmiş insanlar doğayla o kadar bir yok ediş içerisindeler ki hala başka canlıları yiyorlar, yabani hayvanları yiyorlar. E onlardan da bize patojenler bulaşıyor. Ebola'da da aynı şeydi. İşte Covid-19'da da aynı şeyle karşılaştık. Dolayısıyla bizim artık doğayı yok etmeyi bırakmamız gerekiyor iklim değişikliğiyle, biyolojik çeşitliğiyle, bu pandemilerle falan mücadele edeceksek. Şimdi onun içinde ben bu yeşil can simidi diyorum. Bu yeşil can simidinin içerisinde bizim yaşamamız gerekiyor. Şimdi bu yeşil can simidinin içerisinde yaşayacaksak ne yapacağız? Bir kere ekolojik tavanı gözeteceğiz ama sosyal tabanı da gözeteceğiz. Yani sonuçta insanlar da burada suyun, gıdanın, cinsiyet eşitliğinin, sağlığın, sosyal adaletin, enerjinin, işin, gelirin, sesinin yani ifade özgürlüğümüzün ve eğitimin garanti altında olduğu bir sosyal tabanın üzerinde bu yeşil can simidinin içerisinde yaşarsak bu gezegende mutlu olabiliriz. E peki nasıl olacak? Hadi tamam. İyi güzel dedin de görüyoruz durumumuzu. Cinsiyet eşitliği açısından da durumumuzu görüyoruz bu ülkede maalesef. Yani dolayısıyla nasıl yapacağız bunu? Bu nasıl gerçekleşecek? İşte ekoloji ve ekonomiyi ayrı yönlerde bakmaktan alıkoyar onları bir araya getirirsek aynı yere bakarlarsa bu ikisi ekoloji ve ekonomi işte ancak o zaman bu işin üstesinden gelebiliriz. Bunun yolu da bizim tüketim ekonomisi dediğimiz gezegeni tükettiğimiz birbirimizi tükettiğimiz karı maksimize edeceğim diye insanı doğayı sömürdüğümüz bu yapıdan çok daha ekolojik ve sosyal açıdan adil bir geleceği bir türetim ekonomisini kurarak bunu yapabiliriz. Bu mümkün. Bunu bize esasında fizik de diyor. Ama bunun için ne gerekiyor biliyor musunuz? Yeter sayıda insanın bir araya gelmesi, güç birliği yapması ve çok temel bir kuralla hareket etmesi. Altın kural Altın kuralı duyan var mı aranızda? Bir göreyim bakayım elleri. Altın kuralı duymadınız mı? Şöyle bir de diğer ekrana bakayım. Altın kuralı duyan? Hadi çete yazın. Altın kural nedir? Çok temel bir etik kural arkadaşlar. Biliyor musunuz nerede yazıyor bu altın kural? Bu altın kural e Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna girdiğinizde altın harflerle Birleşmiş Milletlere girerken böyle bir kocaman bir şey var, e, mural dediğimiz bir sanat eseri var ve işte burada bu altın kural yazıyor. Bu altın kural diyor ki sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Dolayısıyla temelde altın kural bu. E, bu altın kural temel sana yapılmasını istemediğini başkasına yapma demek barışı sağlıyor. Kiminle barışı sağlıyor? Bizim aramızdaki barışı sağlıyor. Ama sana yapılmasını istemediğini başkasına yapmadaki o başkası, o ötekiyi biz doğa haline getirebilirsek, doğaya da yapmazsak şayet, diğer canlılara ve hayvanlara ve bitkilere de yapmazsak bana yapılmasını istemediğimi, o zaman bir anda doğayla da barışmamız mümkün olacak işte o da üretim ekonomisi. Şimdi diyoruz ki acaba bunun için sosyal girişimler çözüm olabilir mi? Ya yani biz ekonomiyi dönüştüreceksek, ekonomiyi dönüştürmemiz için bir ilk önce bu ekonominin nasıl yapıldığını, yani doğanın ve insanın sömürüsünün önüne geçecek yeni işletmelere ihtiyacımız var. Yeni bir anlayışa, yeni bir ekonomiye ihtiyacımız var. İşte acaba bu yeni ekonomi sosyal girişimler olabilir mi? Sosyal girişimleri bir tanımlayalım bakalım. Nedir bir sosyal girişim? Ekolojik veya sosyal fayda veya etki amacı olacak. Bunu sağlayacak. Yani mutlaka ekolojik veya sosyal bir fayda yaratmak için bir amacı olması gerekiyor bu işletmenin. İkincisi bu etkiyi ve faydayı sattığı bir ürün veya hizmet ile karşılayacak. Sattığı bir ürün ve hizmeti sayesinde bu sosyal etkiyi ve faydayı sağlayacak. Elde ettiği karın da en az yüzde 51'ini tekrar amaç için geri yatıracak. Şimdi burada karın ne olduğuna iyi bakmamız lazım. Gelir değil, cirodan bahsetmiyoruz. Yani şimdi ben bu bardağı sattım, tamam mı? Bu bardak için 50 lira aldım. Ama bu bardağı üretirken verdiğim bir iş gücü var. O bardağın içerisindeki malzeme var. Bütün bunlar masraflar. Ben bunu sattığım paradan bütün masraflarını düştüm. 50 liraya satmıştım ya bu bardağı. 45 lirada masraf ettim. Geriye kaldı 5 lira. Bu 5 liranın en az 2,5 liradan fazlasını tekrar bardağın üretimine geri yatırmam lazım. O zaman ne oluyor? Bu bardakla ben nasıl bir sosyal fayda sağlıyorum? Bu bardak sayesinde ben bunu bir kere ekolojik ve sosyal açıdan zarar vermeyen e, malzemelerden e, üretiyorum. Yani biliyorum ki buradaki kil, bunu yaparken ki üretilen kil e, doğaya zarar vermeden sürdürülebilir bir madencilikten gelmiş. Sonra biliyorum ki bu bardağın üretiminde kullanılan fabrikadaki enerji fosil yakıtlardan değil yenilenebilir enerjiden gelmiş. Yenilenebilir enerjiden geldiği için bu doğaya zarar vermemiş. Güneş enerjisiyle ben bunu nedeni fırınlamışım. Ve sonunda da burada çalışan işçilere de asgari ücret vermemişim, yaşam ücreti vermişim. Yani sinemaya gidecek, dışarıda çıkıp bir yemek yiyebilecek bir ücret de almış bunu çalışan işçi. Yoksa sadece e, gıda, sağlık ve hani en temel ihtiyaçlarını karşılayan şekilde değil, kendini de geliştirebileceği bir ücret almış bunu yapan işçi. Ve sonunda ben bunu sattığımda bu üretim biçiminin yaygınlaştırılması için elde ettiğim karın yani bakın masrafları da doğru yaptım. Farkındasınız değil mi? Ne yaptım bunu? Doğaya zarar vermeyen madencilikten kilini aldım. Ondan sonra güneş enerjisiyle fırınladım ve de aynı zamanda bunu üreten işçilere hakkını verdim. Sonra da bir kar elde ettim. Elde ettiğim karın yarısından fazlasını da tekrar bu işletmeye geri yatırdım. Bu da gerekiyor bir sosyal girişim için. Bir de etkisinde ve finansallarında şeffaf olacak. Yani ne demek bu? Ben işçime ne kadar para verdiğimi, bu ham maddeleri nereden tedarik ettiğime dair size bu bardağı satarken bütün bilgileri verdim. Sonra yıl sonu bilançomda da dedim ki ben bundan bu işten 5 lira kar ettim. Bakın 2,5 şu kadar parasını da tekrar bu işletmeye geri yatırdım gibi şeffaf olacağım. Şimdi dolayısıyla çok net 4 tane kriter var. Bir sosyal girişimin sosyal girişim sayılabilmesi için mutlaka bu amacı taşıyacak. Bir sosyal veya ekolojik fayda amacı taşıyacak. Bunu bir ürünü satarak veya bir hizmeti satarak gerçekleştirecek. Karın da en az 51'ini geri yatıracak ve bütün bu konular konusunda şeffaf olacak. Bu özellikleri barındıran bir işletmeye biz ancak sosyal girişim diyoruz. Dolayısıyla bütün bu işletmelerde böyle... İşletme nereden oluşursa diyoruz ki işte bu ekolojik ve sosyal açıdan zararlı durumdan e, kurtulmuş oluruz. Emre'nin bir sorusu vardı galiba. Emre burada mısın? El kaldırdığını gördüm. Evet, buradayım. Ha, söyle bakalım sor sorunu. Ee, şimdi buradaki üretilen mal, üretilen ürünler, var olan ürünlerden çok çok daha pahalı olacak ve bu yüzden muhtemelen dünyanın çoğunluğunu kullanamayacağı ürünler olacak. Ve yine bir yere gidemeyeceğiz gibi geliyor bana. Ee, güzel bir, bir e, soru işareti. Esasında o, ucuz olanlar çok pahalı. Emre. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. İnsanı sömüre, sömürmenin maliyeti nedir? E, doğaya zarar vermenin maliyeti nedir? Bütün bu maliyetler, şayet o fiyatın içerisinde olsaydı, o bundan çok daha pahalı olacaktı. Demek ki mesele bizim Ucuza aldığını zannettiğimiz şeylerin senin çocuğunun geleceğini yok etmesi. Hatta senin geleceğini yok etmesi. Çünkü şu anda iklim değişikliğiyle birlikte 2050'de anladığımız anlamda medeniyet çöküyor. Biz bu maliyetleri bu bardağın içerisine koymadığımız için COVID'e milyonlarca, milyonlarca değil milyarlarca lira ekonomimizi çökerttik. Bunun maliyetini şeyler çekti. Ee, en çok e, fakirler, yoksullar daha da çok çekti ve bunun sonucunda bu noktaya geldi. Dolayısıyla zaten ekonominin ekolojiden bir haber, bu söylediğin şekilde işlemesinde problem. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor bizim? Gerçek maliyetleri düşünerek alışveriş yapmamız gerekiyor. Ona göre geleceğimize yatırım yaparak geleceğimize oy vermemiz gerekiyor. Bu bireysel davranış olarak. Hükümetlerin de düzenleyici olarak bu maliyetlerin ya yansıtılması veya bu maliyetli şekildeki üretim biçimlerinin e, yasaklanması için çalışması gerekiyor. Ancak o şekilde bu bahsettiğim dünyadan e, e, nedeni bu yok oluştan kurtulabiliriz. Bir başka soru vardı bir arkadaşımızdan bir daha gördüm. Bir soru değil ekaniden. ama bir şey söyleyecektim. Ucuz malıza kadar zengin değilim diye bir söz vardı. <laughs> Güzel, onun gibi, <laughs> onun gibi ama yani e, şey... o biraz daha kalite-fiyat optimizasyonu üzerine giden bir e, bir yorum. E, e, sen kimsin? bir Söyle bakayım, görmek istiyorum seni. Z Güzel bir lape. Neredesin sen Zeynep? Dur bakayım, Göre... bir elini kaldır. Ha, neredesin? neredesin? <laughs> bir daha kaldır bakayım eli. Kaldırıyorum şu an. Bak <laughs> sen diğer ekrandasın. Dur, o kadar büyük ki amfi göremiyorum. Bir daha kaldır bakayım elini. Ha <laughs> tamam gördüm Zeynep. <laughs> evet yine çok güzel. Chili gibi bir şey yazıyor burada. Şimdi Zeynep çok haklısın ama o daha çok fiyat kalite optimizasyonu için söylenen bir şey. şeyler ee, alakalı değil mi? Ucuz aldığında daha çok alma ihtiyacı hissediyorsun. Çünkü o, o hemen da bozuluyor işte. hemen Tabii, o şey. onunla da alakası var. Doğru. Dolayısıyla yani bu ata sözlerinin de geldiği güzel bir nokta var. Evet çok haklısın. Teşekkürler görmüş oldum böylece seni. <laughs> evet şimdi burada bir el daha var. Ee, sol tarafta el kaldıran e, bir mavi V yakalı bir e, delikanlı var. Evet söyle bakalım. El kaldı. Benim bir sorum var hocam size. Ee, şöyle hani birazcık doğaya baktığımda hani saldıranların ve savunanların bir şekilde bir uyum içerisinde olduğunu görüyorum. Mesela. Hani bir aslanın dişi varsa Ceylan'ın çok hızlı koşacak bacakları var. Hep böyle bir uyum içerisindeler. Birbirine bir geliyorlar. Ben bunu şeye yorumluyorum. Hani insan gelişimi bir anda çok hızlı yükseldi ve diğer doğadaki yabani hayvanlar ve çevre boyu çok hızlı ayak uyduramadığından bir savunma mekanizması geliştiremediler ve biz çok hızlı bir şekilde gelişimimizi tamamladık. Ve bu da dünyada birazcık hükümdar olmamızı sağladı. Bizim bu kadar çok doğayı ve yabani bu hayvanların yaşamlarını e, bu şekilde kısıtlamamızı bizim bu gelişimimize yoruyor musunuz? Yani insanın bu şekilde gelişmesini. Yoksa bu törpülemenin aslında insanın kendi gelişimini durdurması gerektiği yönünde mi? E, i̇smi ne? İsmini alabilir miyim? Musab. Bir daha söyle. Musab. Musa. Musab. Şimdi... <laughs> Peki. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Bir kere insan hükümdar olduğunu zannediyor. Hükümdar filan falan değil. Tamam mı? Bu bir sanrı. Bu bir arogans, bir kibir. Kibir hali. Tamam mı? İnsan, çünkü şu anda görüyorsun. Dünya yok oluşa doğru gidiyor. Bunu yapan da insan. İnsan da kendini akıllı zannediyor. Hayda! Bana hiç öyle gibi gelmedi. Yani kendi yok oluşunu hazırlayan bir türün akıllı olabileceğini düşünemiyorum ben. Demek ki hani burada bir, bir kere bir sorun var. İnsan hiç akıllı ve güçlü bir canlı değil. Tam tersine akılsız ve yok edici bir canlı gibi görünüyor şu anda. Ümit edelim öyle olmasın tabii. Çünkü şimdi akıllanmaya çalışıyoruz. Ancak Mursal'ın doğru söylediği bir şey var. O da şu. Doğada biz ortak evrimleşme dediğimiz bir şey var. Co-evolution birlikte evrimleşiyoruz. Birlikte evrimleştiğimiz zaman da birbirimize uyum sağlamasını öğreniyoruz. Halbuki insanlar doğayla uyum sağlaması gerektiğinin farkına varmadığı için şu anda kendi kibriyle de birlikte doğaya hükümdar olabileceğini zannediyor ama olamadığı son derece aşikar. Çünkü şu anda gezegenin yaşam destek ünitelerini yok ediyor. Ama akıllanacak. Biz de evrimleşeceğiz ve biz de bu işe uyum sağlayacağız. İşte uyum sağlamamızın yollarından bir tanesi de arkadaşlar sosyal girişimler. Dolayısıyla biz gelecekteki işletmelerin hepsinin birer sosyal girişim olacağını düşünüyoruz. Yani dünyadaki bütün girişimler, bütün işletmeler, bütün şirketler eninde sonunda önümüzdeki 10-20 yıl içerisinde biz var olacaksak birer sosyal girişim olacak. Onun için ee, ...girişimcilik kulübünü e, tebrik ediyorum. Çünkü onlar bunun farkına varıp bu yılın temasını sosyal girişimcilik üzerine kurgulamışlar. Ve sosyal girişimlerin üzerine gidiyorlar yani kulüp olarak. Bu çok değerli bir şey. Çünkü siz geleceği görüyorsunuz gençler olarak. Ve o geleceğin kurgulanması için hangi adımları atmamız gerektiği konusunda da... E, ...bir çerçeve oluşturmaya başlamışsınız bir de. İşte dolayısıyla gelecekteki işletmelerde biz neye bakacağız bundan sonra... Bu işletmenin bir amacı var mı? Bu amacı ekolojik ve sosyal fayda yaratmak mı? Yoksa sadece kar maksimizasyonu mu? Kar maksimizasyonu ise bu şirketlerden fellik fellik kaçın, bu şirketlerin de ürünlerini almayın. Şayet bu şirketin amacı etkiyi ve faydayı arttırmaksa ve bunun içinde bir e, iş modeli geliştirdiyse, bir ürün veya hizmet satıyorsa... İşte onların içerisinde sizler de yer olun. Siz bu işletmeleri kurun. Siz bu işletmelerin içerisinde çalışan olun ee, ve siz e, bu işletmelerin ürünlerinden mutlaka e, satın alın. Çünkü bu işletmelerin aynı zamanda karlarının yüzde 51'inden fazlasını geri yatırmaları, bu alanı büyütmeleri şart ve de etki ve finansallarında da şeffaf olmaları gerekiyor. Evet, şimdi devam edelim. Ha. Doğadan bahsetti arkadaşımız çok güzel çok doğru Mursa ee, orada diyordu ki e, bir uyum var ve birlikte evrimleşme var. Bakın doğada bu iş böyle işliyor bir güneş enerjisi var bir kere bütün enerjimiz bizim güneşten geliyor doğada başka yerden gelmiyor bütün enerji güneşten geliyor ve güneş bütün sistemi çeviriyor dolayısıyla bizim de ekonomik sistemimizin temel enerji kaynağının güneş olması gerekiyor. Veya rüzgar da olabilir çünkü rüzgar da güneş enerjisinin bir değişik e, versiyonu değil mi? Çünkü güneş bir yeri ısıtıyor, ısıttığı zaman oraya soğuk hava giriyor, sıcak hava kaçıyor. Ne oluyor? Rüzgar elde ediyoruz, biz de oraya bir pervane koyuyoruz, ondan e, enerji üretiyoruz. O da bir tür güneş enerjisi. Havanın e, farklı şekillerde ısınmasıyla oluşan bir güneş enerjisi. Dolayısıyla bizim enerjimiz güneşten gelecek ve bu güneşten gelen enerjiyi biz doğal, elementlerle, doğaya zarar vermeyen içeriklerle bir ürüne dönüştüreceğiz. Ve o ürün daha sonra kullanıldıktan sonra bir döngü içerisinde ya başka ürünlere dönüşecek ya da o ürünler parçalanacak, tekrar ham madde olarak kullanılabilir şekilde o döngünün içerisine girecek. Yani biz ne yapacağız? Bir döngüsel ekonomi oluşturacağız. Dolayısıyla bütün bu sosyal girişimlerin de bu şekildeki bir döngüsel ekonominin içerisinde yer almaları gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu sistem değişimi zor bir şey mi? Esasında çok zor bir şey değil. Yine doğadan bir örnek vereyim. Bakın burada bir Petri kabı var. Aranızda biyolog olan var mı veya biyoloji bilimlerde okuyan var mı? Bir elini kaldırsın bakayım. Bir göreyim hiç var mı? Şimdi <laughs> ekonomiste sordum, sorudan sonra korkuyorsunuz galiba. <laughs> Elimi kaldırırsam bana ne olacak diye. Aa <laughs> var var var. Yaşa. Yaşa. Burada gördük. Ee, evet. Ee, sol tarafta arkasında bir John Lennon resmi olduğunu zannettiğim bir hanımefendi var. Evet dinliyorum seni. Evet evet John Lennon. Ben bir öğrenci okuyorum. Daha ikinci sınıftayım. Henüz laboratuvara çok fazla girip de varsa şey inceleyen fırsatım oldu ama. <laughs> burada ne gördüğünü, bana burada ne gördüğünü tarif eder misin? Çok fazla tahmin edemem diye düşünüyorum ama yani, eğer ki böyle yüzeysel bakılarak bir şey söylemek <laughs> istersen muhtemelen var olan bu bakteri <gülüyor> <gülüyor> doğa içerisinde daha çok çoğalarak ilerlemiş ve daha farklı hal almış. Evet. Ya da bir evrimleşme süreci gibi bir yorum yapabilirim. Tamam. Ee, bu altta gördüğün petri kabı. İçinde de agar agar dediğimiz bir besin malzemesi var. Şimdi bunun o agar agarın içerisine biz bir bakteri e, kolonisi koymuşuz. Sonra bu bakteri kolonisi 14 gün geçmiş. Bak anca bu kadar büyümüş hatta büyümemiş. Görüyor musun? Halbuki biz bu bakterinin yanına bir de mantar koymuşuz. Bu mantar ve bakteri birbirine beslemiş, birbirine yardımcı olmuş, birbirinin genişlemesini sağlamış. Ya hani rekabet vardı doğada. Bana daha çok bu işbirliği gibi geldi. Öyle bir işbirliği yapmışlar ki sonunda hızlı bir şekilde bunlar çoğalmışlar ve bütün 14 günde bakteri bir e, yapamadığının bin mislini yapmış. Dolayısıyla sistem çok hızlı bir şekilde sinerjik etkilerle, yardımlaşmayla, karşılıklı yardımlaşmayla sistemi dönüştürüvermiş. Görüyor musun? Burada bir el kaldıran bir e Evet, ben bir sadece diyorum. şeyi söylemek istemiştim. Hani ilişki sadece av avcıda mı, Mutualizme de kayabiliyor karşılıklı faydayla? Yes. Evet, işte burada evet. aynen onu görüyorsun. Tam bir mutualist etkileşim biçimi görüyorsun. Bravo. Evet. Şimdi dolayısıyla biz de o zaman niye karşılıklı yardımlaşma, dayanışmayla bu sistemi dönüştürmeyelim. Aynen buradaki sistemi dönüştürdüğü gibi. Bir tüketim ekonomisi var dışarıda biliyoruz. Bu tüketim ekonomisi her şeyi yok ediyor. Gezegeni yok ediyor, insanları yok ediyor vesaire. Ama biz bunun içerisine öyle bir yeni sistem yerleştirelim ki bu sistemde sosyal girişimler birlikte hareket etsinler ve bu e, tüketim ekonomisinin içerisinde bir türetim ekonomisi büyümeye başlasın ve bir süre sonra türetim ekonomisi doğaya ve insana zarar vermeyecek bir şekilde ortaya çıksın ve zaman içerisinde de bu sinerjiyle birlikte biz doğaya olan etkimizi azaltalım, yeniden onarıcı yani onaran, daha iyileştiren bir ekonomi ortaya çıksın ve biz sonunda doğayla uyum içerisinde homeostatik, döngüsel ilişkiler içerisinde bir araya gelmiş sosyal girişimlerden oluşan yepyeni bir ekonomik sistem oluşturalım. Mümkün mü? Mümkün. Yapılıyor mu? Yapılıyor. Bakın Good for Trust diye bir yer kurduk. Burada bu işletmeler birbirlerinin arasında döngüsel ilişkiler kurup yardımlaşmayla birbirlerini kazandırmaya, ekolojik ve sosyal açıdan adil üretimleri desteklemeye ve kendileri de öyle üretmeye başladılar. İşte mesela burada Farge Organik organik gıda üretiyor. Hiçbir kimyasal e, gübre ve e, ilaç ve zehir atmıyor. Bunun karşılığında e, gübresini de yarasa gübresi üreten EO Green Bad Power'dan sağlıyor. E, o da yarasa gübresi satan insan da kazandığı parayla organik arı satın alıyor. E, organik e, arılardan gelen balları satın alıyor. Balcı da sattığı... E, paranın karşılığında gidiyor ballarına çok e, ne denir doğada ya zarar vermeyen e, ba, barılı, a, bal arılarının bağışıklığını arttıracak bir takım ürünleri satan üreticiden satın alıyor. O da gidiyor işte e, ne denir atık geri dönüşümü yapandan alıyor vesaire böyle bir döngüsel ekonomi oluşmaya başladı bile. Aynen doğada gördüğümüz gibi işlet bir araya getirmeye başladık. Yani bunu bir orman gibi düşünebilirsiniz. Bir orman ekosistemi düşünün. Bu kadarsa Amazon ormanlarına bakalım. Bakın Amazon ormanları 55 milyon yıldır bu gezegende var. Dünyanın en üretken ekosistemi. Yani insan ekonomisinden daha üretken. 55 milyon yıldır bu gezegende var. Ne atmosfere zarar vermiş, ne suyu kirletmiş. Tam tersine suyu temizliyor, atmosfere oksijen basıyor. 40 bin bitki türü var. Bütün gezegen biyolojik çeşitliliğin yüzde 10'unu barındırıyor. O zaman biz ekonomimizi neden bu şekilde bir Amazon ormanına çevirmeyelim? İşte bunun için de ihtiyacımız olan şey sosyal girişimler. Bu bahsettiğimiz gibi yani buradaki canlı türleri gibi bizim de birer işletme oluşturmamız gerekiyor. Bu canlı türleri bu işletmeler de diğer canlı türleriyle ne yapmalı? Aynen arkadaşımızın dediği gibi mütüalist yani karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma üzerine kurulu bir sistemi ortaya çıkarmaları gerekiyor. Şimdi bu olmaya başladı. İşletmeler bir araya geliyor. Açık açık sosyal girişim diye .org diye bir site kurduk. Biz Türetim Ekonomisi Derneği, Aşoka Vakfı ve Açık Açık Derneği ile işbirliği içerisinde sosyal girişim olduğunu iddia edenler. Yani bu bahsettiğim dört e, özelliği barındıran işletmeler geliyorlar buraya iyi oluyorlar diyorlar ki ben sosyal girişimim bu dört e, şeye uyuyorum. işte burada şirket senedim e, iktisadi işletme senedim amacım ortada bakın amacım bu size söz veriyorum yüzde 51'den fazlasını da geri yatıracağım finansal rakamlarım burada çalışanlarıma yönelik çalışan politikaların bunlar diye açık açık kendilerini şeffaf bir biçimde ortaya koyuyor bu sosyal girişimler. Buraya da kendini ortaya koyanları da biz goodfortrust.org diye bir türetim ekonomisi sistemi geliştirdik. İyilikler paylaştıkça çoğalır. Türetim ekonomisi ekolojik ve sosyal açıdan adil üretim ve hizmetlerin oluşturduğu iyilik ve güvene dayalı bir ekosistem diyoruz. Bu ekosistemde aynen orman gibi insanları bir araya getiriyoruz. Ee, şu anda e, 18.618 türetici var diyor ama bu birkaç gün önce aldığım bir fotoğraf. Bu sayılar da artıyor. Bakın 235'in üzerinde işletme bir araya gelmiş burada. Ve bu kriterlerle çalışan, bu bahsettiğim şeylere kendini adamış, işletmeler bir araya gelmiş. Ve bunlar bir dayanışma içerisinde hareket ediyor. Şimdi şunu düşünün. Türkiye'de biz... 18.618 değil de 10 milyon olsak, üretici ve işletme olarak kobi olarak da 1 milyon olsak, hadi bıraktım 1 milyonu, 500 bin olsak. Türkiye'deki kobi sayısı 1 milyon 200 bin civarında ve Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ini bunlar teşkil ediyor. Yarısı olsun, 500 bin işletme olsun, 235 değil de 500 bin olsun. İnsanda 10 milyon olsun birey. işte o zaman ekonomi değişir mi? O zaman sosyal girişimler olarak biz şayet bu kobilerin hepsini birer sosyal girişime dönüştürebilirsek, sizler yeni yeni sosyal girişimler kurarsanız, siz sosyal girişim olan işletmelerin içerisinde ancak ben çalışırım derseniz bu ekonomi değişir mi? Butfortast.org'da biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ekranın e, resmini, mesmini falan ne yapıyorsunuz? çekebilirsiniz, şey yapabilirsiniz. Benimle bağlantıya geçebilirsiniz. Cep telefonum orada, e-mailim burada, web adresi burada. İleride işletmeler kurduğunuzda lütfen gelin. hep beraber bu ekonomiyi kuralım diyorum. Ve burada bir arkadaşımız var. Evet, biraz önce Mursal, 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 Mursal anlayamadım tamam mı? sen. Evet, dinliyorum seni. Ee, hocam e, benim bir sorum daha oldu i̇şte siz, siz konuşmaya devam ederken kibri evet. birazcık atacağım orada hani siz bilirsiniz hani insanlık kibirli aslında akıllı değil diye. Ben evet. buradan şu anladım ben mesela küçüklüğümden beri zihnime oluşan bir düşünce var hani benden daha deneyimli insanlarla örnek alıp onların tavsiyelerini dinleyip hayatıma yön vermek. Şimdi sizin az önceki 55 milyondan beri e, ayakta kalan ve dünya ekonomisine daha bir verimli hale getiren bir örneği teşkil ettiniz. Yani biz insanları olarak doğayı koruyan yani aslında ben koruyucuyum demek de aslında birazcık bir kibir belirtiyor <laughs> özünde de hani ben ondan daha güçlüyüm demek oluyor da yani onunla aynı eşit seviyeye gelip onları muhatap almamız gerektiğini söylüyorsunuz sanki. Ben... Aynen. Çok güzel. Çok güzel ifade ettin. Yani Mursa. bir ağaç sistemini de yani bir insan olmanın E, koptu galiba arkadaşımız ama yazabilirsin ama söylediklerine yüzde yüz katılıyorum şu ana kadar. Evet, aynen biz e, ekoloji içerisinde aynı düzlemde görmeliyiz kendimizi, kendimizi üstün görmemeliyiz. Bir ağaçla, bir kuşla, bir timsahla, bir kaplanla biz kendimizi üst-alt ilişkisi içerisinde değil aynı topluluğun birer üyesi olarak. Bu gezegeni paylaşan bizim diğer canlılarla kendimizi eş görmemiz lazım diyorum. Koptuğu için şey çok söz veremedim kusura bakma ama zannediyorum ne dediğini ben anladım. Arkadaşlarım da anlamış olduğunu düşünüyorum. Sana da yüzde yüz katılıyorum. Şimdi Öznur Kayış demiş ki devletler buna destek olmadığı sürece insanların akıllanacağını düşünmüyorum hocam demiş. Evet şimdi devletler, devletleri biz kendimizden ayrı gayri bir şey diye varsayıyoruz. Ya devlet dediğin şey zaten sen bunu kuruyorsun. Sen buna katkı koyuyorsun. Yani dolayısıyla devleti kendimizden ayrıştırmayalım. Devlete sahip çıkalım. Diyelim ki ey devlet senin benim refahımı, senin doğanın korunmasını, bu ülkede barış içerisinde yaşamamızı, diğer ülkelerle barış içinde olmamızı sağlaman için ben seni kurdum. Onun için ulus devleti koydum ki hani dünya refah içerisinde ve barış içerisinde devam etsin. E şimdi sen de görevini yap diye devlete bunu söyleme e, zorunluluğuna sahip olanlar da bizleriz. Ona göre hareket edeceğiz. Devletlerin de buna göre hareket etmeleri için gerekli adımları bizim de atmamız gerekiyor. O da ayrı bir e, mücadele. E, ekonomideki bu iyileşmeyi sağlarsak biz ekonomide bunlara önem verirsek, bunların üzerine gidersek devletin de iyileşeceğini ben e, düşünüyorum. Ama evet devlet de önemli bir aktör. O konuda haklısın Özgür, yüzde yüz. Böyle bir işletme örneği var mı diye soruyorsun. Ee, e, sosyal girişim örneği soruyorsan, e, o sosyal girişim örneklerinin hepsi açık açık sosyalgirişim.org'a gidin. Veya goodfortrust.org'a girin. Goodfortrust.org'daki adil üretici kavramı içerisinde olanların hepsi bu bahsettiğim şekildeki e, işletmelerden e, öznut. E, ümit ederim e, yayın şey oldu. E, Nedenir yanıt oldu. Bakıyorum hocam peki önümüzdeki yıllarda sosyal girişimciliğin yüzleşeceği en büyük zorluk ya da engel nedir? E, şunu düşünüyorum önünde hiçbir engel ya da zorluk yok. Temelde insanların buna yatırım yapmasını sağlamamız ve insanların da e, bu konuda çalışmasını ve bu alanı geliştirmesini yapmaya ihtiyacımız var. Bu sadece bir zaman meselesi. E, bu zaman geçtikçe büyük şirketler de bu konuda akıllanıyorlar. Yani Türkiye'den ben pek çok büyük şirkete şu anda danışmanlık veriyorum ve onlar da kendi süreçlerini e, bir sosyal girişime doğru evliltme sürecine dahi başladılar. Yani sadece küçük işletmeler değil, çok yakın zamanda büyük işletmeler de e, doğaya ve insana daha faydalı işler yapmaya bence e, başlayacaklar gibi e, geliyor bana. E, ondan sonra belge verilecek mi? Onun yanıtı Mustafa'da ve ekibinde. O yüzden o konuda şeyim yok. İsmail, son soru sende. Sonra süremiz bitti. Hocam merhaba. Ee, şeyden bahsetmişsiniz, iş, şirketlerin mutluluk ilişkileri içerisinde hani ülke ekonomisine katkı sağlamasına, ekolojiye katkı sağlamasından bahsettiniz ama şimdi hani şirketlerde aslında hani makro insan gibi kendi hırsları var. Hani her şirketin kendi bir amacı var. Kendi işte başka şirketlerle rekabeti var. Hani bu bunun önüne geçmek için yani bu insani e, hani arzuların önüne geçmek için ben önce hani o şirkette çalışan insanların şirketteki yöneticinin falan hani eğitilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde hani hani ona bunların öğretilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani insani özellikleri biraz törpülemek adına bu konuda ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu, insani özellik ne olabilir? çok güzel bir soru. İsmail. İnanılmaz güzel bir soru. Ben sana şunu söyleyeyim insani özellikleri törpülemek dedin ya hayır tam tersi insani özellikleri arttırmamız gerekiyor çünkü insani özelliklerimiz çok iyi İnsani özelliklerimiz rekabet değil İnsani özelliklerimiz çıkarını gözet değil şimdi human kind diye çok güzel bir kitap var bütün tarihsel süreç içerisinde bir felsefeci tarih araştırmaları yapmış rutger bregman diye bir adam rutger bregman'ın human kind diye bir kitabı var. Bu kitapta ortaya koyuyor ki esasında insanlar kesinlikle bencil değil. İnsanlar çok yardımlaşmacı, birbirine yardımla, yardım etmekten mutlu olan, zevk alan ve dayanışmaya önem veren canlılar. Nitekim bunu en zor günlerimizde de yaşıyoruz. Hep dayanışmayla bu zor günlerden çıktığımızı görüyoruz. Bahsettiğin çıkarcı, rekabetçi insan modeli bize dayatılmış, öğretilmiş bir model. Bu böyle bir şey yok. Bu bize aşılanıyor, zorla anlatılıyor. Bu da kapitalist sömürgeci Batı zihniyetinin devamı. Halbuki bizim gerçekten gerçek insani değerlerimize geri dönmemiz, yardımlaşma, bir çıkar gözetmeme, toplumu gözetme, ondan sonra doğayı gözetme, doğaya değer verme gibi insani değerlerimizi ortaya çıkartıp onları güçlendirmemiz gerekiyor. Haklısın. Bunun için eğitim çok önemli. Ama eğitimin yanında sistem de önemli. Bizim burada yapmaya çalıştığımızda bu insani özelliklerini ortaya çıkacağı bu sistemi oluşturmaya yönelik yeni bir ekonomi oluşturmak o ekonominin içerisinde de bu e, çıkarcı dediğimiz veya rekabet eden şirketlerin de zaman içerisinde yok olacağı. Çünkü sosyal girişim dediğin şey işte böyle bir şey. Onun için de bugün biz girişimleri değil, sosyal girişimleri konuşuyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. E, umarım benim aldığım kadar bugünden keyif almışsındır. Mustafa ve ekibi sizlere çok teşekkür ediyorum beni çağırdığınız için. hoşça Hoşçakalın. Görüşmek, görüşmek üzere hocam. Görüşmek üzere.